Arkadaşlar, bugün de Varna'dayız. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında bulunan Varna, zengin tarihi ve kültürüyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir liman kentidir. Lakabı deniz başkenti olan şehir, özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Varna, Bulgaristan'ın en kalabalık üçüncü şehridir. Varna'ya otobüs ve tren ile ulaşım oldukça kolay. Merkez otogarı, şehir merkezine 2 kilometre mesafede yer alıyor. Şehrin tarihindeki en enteresan olaylardan birisi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1949 yılında adının değiştirilerek Stalin yapılmış olmasıdır. Halk istemiş, Bakanlar Kurulu oy birliğiyle karar vermiş. 1956 yılında kurul bu sefer "Biz ne yaptık?" diyerek adını tekrar Varna yapmışlar. Varna'nın temel turistik yerleri küçük bir bölge içerisinde yer alıyor. Nezavisimons Meydanı ise şehrin merkezi ve gezilecek yerlere eşit mesafede bulunan bir meydandır. Trafiğe kapalı, caddelerin buraya bağlanması nedeniyle ister istemez buradan geçiliyor. Osmanlı döneminde buranın yakınlarında mezarlık ve musalla taşı bulunduğu için Musalla Meydanı olarak anılırmış. Bulgaristan'ın bağımsızlığının ardından Varna'nın ana meydanı haline gelmiş. Zaman içerisinde birkaç kez adı değişmesine rağmen 1992 yılında eski adı olan Nezavisimons'ta geri dönülmüş. Bu bölge civarında çok sayıda restoran, kafe ve mağazalar bulunuyor. Varna Opera ve Filarmonik Topluluğu bünyesinde hizmet veren opera binası 1947 yılından bu yana pek çok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturuyor. Kentin orkestrası festivallerde ve önemli günlerde bu binada konserler veriyor. Varna'nın en popüler yeri olan meşhur parkı Seya Garden'dır. Burası 850 bin metrekare alana yayılmış oldukça büyük bir parktır. İlk olarak Osmanlı döneminde 1862 yılında küçük bir park olarak yapılmış. Bulgar bağımsızlığının ardından sahil parkı olacak şekilde düzenlenerek zaman içerisinde bu noktaya gelmiş. Büyüklüğünü daha rahat anlayabilmeniz için şöyle söyleyeyim. Gezmesi en az 3 saat sürer. Sadece burası için walking turlar düzenleniyor. İçerisinde Varna sahili, deniz müzesi, akvaryum, astronomik gözlemevi, doğal tarih ve bilim müzesi, hayvanat bahçesi gibi bir sürü gezilecek yerler vardır.
Roma'nın sembolü ve en önemli yapısı sanırım bu katedraldir. Adı Tanrı'nın annesidir. Burada Tanrı diye kastedilen Hazreti İsa, annesi ise Hazreti Meryem oluyor. Meryem Katedrali gibi bir anlamı oluyor. Bu katedral 1880 yılında yapılmış. Yani Osmanlı'nın şehirden ayrılışından 2 yıl sonra. Katedrali ziyaret etmek için herhangi bir giriş ücreti ödemek gerekmiyor. Teşekkür ederiz.